İsmim Şahin Uçan. Kırık Arabuslat Derneği'nden katılıyorum. Bizim derneğimiz de diğer dernekler gibi okul öncesi faaliyetlerden başlıyor. Cıvıltı, Umut Gençliği, üniversite, aynı zamanda Kur'an halkaları, bay ve bayanlar olmak üzere devam etmekte. Ben aynı format üzerinde konuşmak istemiyorum. Sadece ufak bir, farklı bir yere değinmeye çalışayım. Çünkü hemen hemen bütün derneklerimizin faaliyetleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biz de bütün kategorilerde hizmet vermeye çalışıyoruz hocam. Şimdi biliyorsunuz dünyayı tarihte değiştiren faktörler var. En başta kas gücü, kimi zaman silah gücü, kimi zaman para gücü olmuş. Bugün dünyayı yöneten faktörlerin başında para gücü geliyor. Biz tabii ki buna iman gücünü alternatif olarak sunuyoruz. Müslümanlar olarak buna inandık. İman gücünün dünyayı değiştirecek, şekillendirecek, yeniden bir adalet ve tevhid üzerine, iyilik üzerine bir sistem kuracağına inanıyoruz. Ve imanın da hocamın birikimleriyle, entelektüel birikimleriyle, entelektüel bir manada yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu camianın en büyük, en önemli özelliklerinden bir tanesi, entelektüel birikiminin çok ciddi olması ve 14 asır boyunca İslam ilim ve kültürünün, irfanının bir sentez halinde yeniden okumayla bu topluma, bu çağa sunulması ve bunun da bu tarihte, bu çağda yaşayan insanların, biraz önce hocam kendileri ifade etti, aslında Kur'an'ın bu ümmet için ne kadar büyük bir sermaye olduğunu, büyük bir servet olduğunu farkında değiller diye. Onu şöyle izah etmek istiyorum. Biliyorsunuz Allah-u Teala bir sürü alamet gönderdi. Bunların başında demir geliyor. Hadid suresinin 25. ayetinde Allah yeryüzünde adil bir düzen için Kur'an'ı, kitabı, mizanı ve demiri indirdiğini söylüyor. Nasıl ki demir o atıl bir şekilde yeryüzünün damarlarında durduğu halde insanlığın faydasına faydasına bir şey sağlamıyorsa, insanın bunu beyin gücüyle çalışıp üretip insanlığa sunması gerekiyorsa, Kur'an da aslında böyle bir büyük bir nimet. Bunun entelektüel bir birikimle çok ciddi bir şekilde, ciddi bir kavrayışla insanlığa yeniden sunulması gerekiyor. Ve bu sunumu yeni bir din diliyle hocamın yaptığını düşünüyorum. İnanıyoruz ve böyle bir birikimin, böyle bir beyin gücünün, böyle bir beyin kavrayışının dünyayı değiştirecek bir güç olduğuna da inanıyoruz. Dernekte bu anlamda iman ve üzerine entelektüel anlayış ve kavrayışın yeniden okuma ve yorumun ne demek olduğu üzerinde daha çok çalışmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetlerde en çok dile getirildi Kur'an'ı anlama ve Kur'an'ın maksadı üzerine, maksadını anlama üzerine yoğunlaşılmakta. Bütün faaliyetlerin tamamını, özeti bu diyebiliriz. Ama bizim faaliyetlerimiz vicdanımızın, aklımızın, yüreğimizin onaylayamadığı kadar daha küçük. Ama bunların çok büyük, çok daha kaliteli, çok daha nitelikli olması, nicelikli olmasını istiyoruz. Bunun için plan ve projeler hazırlıyoruz kendi çapımızda. Onun için mevcut olan derneklerimizin de artık yeni anlayışta, yeni düşünce, yeni plan ve programlarla kendi bölgelerinde ciddi bir açılımı yakalamalarını istirham ediyorum. Sözü fazla uzatmayacağım çünkü bu konuda ısrarla bize uyarılar yapıldı. Çok kalabalık olduğunuz evet, için böyle bir uyarı ihtiyacı duyulmuş. İşte hocam da biz yine bekliyoruz zaten böyle bir şeyi biz müjdesini almıştık. Bu konuda teşekkür ediyorum hocam ayrıyeten çünkü herkes de bizi bu sözü duyan kendisiyle bu konuda biz gizli olarak şu anda bu meseleyi mesajlaşıyoruz. Ve Kırıkkale'nin çok memnun olduğunu buradan belirteyim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bendeniz de bilmukabele teşekkürlerimi arz etmek isterim. Kırıkkale'den Allah şahit olsun ki memnunum. Allah da memnun olsun. Kırıkkale bana Anadolu'ya dair umutlarımın büyük bölümünü veren bir yer oldu. Ve hasaten zat halinizden de memnunum. Bu heyecan, bu aşk ve bu katılım her yerden beklediğimiz heyecan, aşk ve katılım. İnsanlar
bir üretilmiş bir şeyi paylaşırken problem yok, sorun yok orada. Maşallah, çok ortağınız var. Ama üretmeyi paylaşırken çok ortağınız yok. İşte orada problem var. Üretilmiş bir şeyi paylaşırken çok ortağınız var. Hatta orada sıraya dizmeniz gerekiyor. Efendim seçmeniz gerekiyor vesaire. Çünkü talip çok, talep edilen az. Ama üretime katılmaya talip çok az. İşte o noktada sıkıntımız var. Yani sen yüreğini taşın altına koy, bu taşı taşı efendim, biz de alkışlayalım. Biz bunu istemiyoruz. Ne olur, hiç olmazsa yüreğinizi koyamıyorsanız elinizi taşın altına koyun da yüreğimiz daha az acısın diyoruz. Ben bunu sizde gördüm, açıkça söylüyorum. Onun için şahitlerin huzurunda tebrik ediyorum ki Allah da şahit olsun. İnşallah yarın büyük mahkemede de eğer bir cümle söylememe izin verilecekse o şahitlerinizden biri de ben olacağım inşallah. Allah sizi ve sizin gibi şahitlerimizi çoğalsın inşallah. Amin.